Bugün okul gözlemine gidiyoruz. Yaklaşık bir saat uzaklıktaki bir köy okuluna gideceğiz. Toplandık ekip olarak, inşallah güzel olacak. Bakalım Finlandiya eğitim sistemi gerçekten güzel mi? Finlandiya'da bir köy okulundayız. Tamam mı? Bizim için bu şekilde sürprizler yapmışlar. Hoş geldin. Bir şey değil. Affedersin. Teşekkürler. Sınıfların mantıkları bu şekilde. Lavaboları, sıraları, boyaları, raftarı, burada piyanosu var, katlar. Etapları mı var çocukların? Bakabilir miyim şu an? Okulun diğer sınıfları, bakın böyle koltuklar var. Küçük öğrenciler için yapılmış bir sınıf. Sınıflarda mutlaka bu tarz böyle rahatlama köşeleri var. İsteyen öğrenci istediği zaman kullanabiliyor. Burada grup çalışmaları için de bireysel öğrenme için yerler var. Dağınık gibi gözüküyor ama sıcak bir ortam değil mi? Çok hoş değil mi? Çocukların boyunda tahta var. Sen şeyi gördün mü zaten? Sıralar, her sıra boya. Şeyi gördün mü şuradaki? Bak her sıra boya göre ayarlı öğrencilerin. Bence çok güzel bir şey. Beceri atölyesi. Gördüğünüz gibi büyük. Yani bizim sanayilerde görebileceğimiz makineler mevcut. Bu beceri atölyesi de aktif olarak ulaşımı kullandıklarını söylediler. Gerçekten çok değişik. Bakın bu tarz şeyler yapıyorlar. Keyifli bir alan. Gördüğünüz gibi okul aslında küçük. Hatta çok küçük. 12 öğrenci var ve birleştirilmiş sınıfla eğitim görüyorlar ama plan ve program sayesinde her şeyi gün be gün öğrencilerin bildiğini söyledi okul müdürü. Yani hangi öğrenci hangi gün hangi konuyu öğreneceğini biliyor. Bunu okulun çeşitli yerlerine asmışlar ve ayrıca önemli şeylerden birinin de doğa eğitiminin olduğunu söyledi. Zaten şöyle göstereceğim size. Okulun bulunduğu ortam böyle bir yer. Yani tamamen doğal bir ortam. Evet, az önce ben söyledim. Burası Fin okulu. O karşıdaki alanda İsveç okulu. Aslında iki ayrı okul gibiler ama resim, beden eğitimi gibi derslerde birleşip bir arada hem çift dil öğrenme şansını elde ediyorlar birbirlerinden hem de ortak bir yaşam alanında buluşuyorlar. Thank you.
Yani şimdi bizler için hazırladıkları ikramlar yiyeceğiz. Gerçekten çok lezzetliler. Burası müzik sınıfı. Ama sanki konsere gelmiş gibi hissettik kendimizi. Çok güzeldi değil mi? Şöyle yapalım. Bizim için hazırlanmış. Tarçınlı çörek ve tuzdan. Verirsen takılıyoruz. Şu arkada görmüş olduğunuz konteyner sınıflar anaokulu. Burası küçük bir köy. Normalde dediğim gibi taşımalı eğitim varmış Finlandiya genelinde ama bu kısma öyle bir ayrıcalık tanınmış. Bu arada geldiğimiz yer bir kasaba fakat yüz ölçümü olarak Finlandiya'da Helsinki'den daha büyükmüş. Hatta iki katı kadar büyük. Yani böyle kırsal bir alan. Çok geniş. Haliyle hane sayısı da az ama yüz ölçümü olarak gerçekten büyük. Okulun yakınında böyle bir göl var. Öğrenciler sık sık göl kenarında aktiviteler yapıyorlarmış. Şimdi biz de orada bir doğa yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Bakalım. Arkadaşlar her pazartesi okul buradan böyle ormana doğru koşuyla başlıyormuş. Şu an grup olarak ilerliyoruz. Şöyle görmek isterseniz doğası gerçekten çok güzel. Arkamızda bırakarak artık yavaş yavaş dönüyoruz. Burası yaklaşık Helsinki'ye bir saatlik bir yol. Sağ olsunlar eğitim dışında bir köy okulundaki işte müdürle, öğretmenlerle, öğrencilerle tanışmamız için getirdiler. Bu kadar güzel yerlerde eğitim alıyorlar. Öğrenciler tamamen doğanın içindeler. Her pazartesi sabah okula bu yolda koşu yaparak başladıklarını söyledi öğrencilerle beraber okul müdürü. Hani imkanları dolayısıyla bakarsak aslında Türkiye'deki okulların imkanları buradaki okullardan daha güzel. Yani sınıf içini, okul içini binayı sayarsak. Çünkü buradaki binalar genelde yıpranmış ve eskimiş. Ama onların derdi binaların eski olması, malzemelerin eski olması değil, onu öğrencinin eskitmesi. Bugün bunu bize birçok şekilde gösterdiler. Sağ olsunlar bu doğa yürüyüşü de çok iyi geldi. Finlandiya'ya geldiğimizi anladık. Şimdi devam ediyoruz. Hani köy okulu deyince durumu kötü öğrenciler gibi algılamayın. Aslında öğrencilerin durumları iyi. Sadece bu bölgede okul yürüp bu.